Hayırlı akşamlar canlarım. Ay Hanım'ın sesini duyuyor musunuz? Ben çok mutlu oluyorum uzaktan dinleyince. Tavuklarımı yemledim canlar. Köpeklerimizi doyurduk İbrahim Efendi'ne. O şimdi geldi evde teyzeleri. Gün battı. Akşam ezanı okundu. Ben de annemin sütlü çorbasından bir kase içtim. Allah ne derdi varsa derman versin inşallah. Babama da olsun, anama da olsun. Kimseye muhtaç etmesin onları. Kendi yağlarıyla kavruluyorlar. Kuş kuvvet versin Rabbim. Balkon lambalarım yandı tek tek. Şöyle görüyorsunuz. Ağzına sağlık Solyan'ım. Akşam olaraktan sesi iyice belli olmaya başladı Ayhan'ımın. Köy sessizleştikçe sesi çıkmaya başladı. Tekrardan selam olsun arkadaşlar. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra acıktık öğlen yemeğimiz. Şöyle tencereye aldıydım ben. Isıttım diye. Hey, koyalım. İyi hadi bakalım. Onda Serkan telefonu açtı. Bunlar kınaya gitti. Ben gitmedim arkadaşlar. Pek güzelim yoktu. Onda acıktım dedi. Orada herhalde karnı tozdu. Sabah kahvaltıyı geç yaptıydık. Ben şöyle mutfağımı toparladıydım. Gayrı annemin sütlü çorbası vardı. Onu koydum. Karpuz doğradım. Yoğurt, turşu. Serkan aradıktan sonra hemen çorba koydum. Yarım saatte pişti çorbamız da. Pişti mi ki? He, pişmiştir. Ben bir bulaşığımı makineye koydum. Hiçbir iş yapmadım bugün. Bir de çamaşırımı serdim canlar. Kendimi dinlenmeye aldım. Elmas bacanızın bugün pek hayır yok. Dün de yok. 2-3 gündür düzensizim. Herhalde ara hastalığına yakalanmışım. Şu sırtımın
Kemiklerin neyim ağrıyor, kuruş dikilmiş gibi. Bir tane geldi bu hastalığı, ben de hastayım. Vallahi sen de hastasın iyi. Hepimiz hastayız ailece. Ama işte ben de iki yüklü olduğumdan o ağır geliyor bana. Nasıl, kına iyi miydi? İyiydi. Onda neye bana bağlamış arkadaşlar? Geçen sene geldiydi evimize. Benim onun bende yazmalar vardı. Ördün onu diye aramış. Sen bu sene rahatsızsın, gelmeyeceğim hani seni görmeye. İnşallah bebek olduktan sonra gelirim diye konuştuk biraz. Kendi yarın öğlen sonra şeye geleceğim işte demirciye. Ben de öremediğimi söyledim. Olsun bakalım da çorbalarımı da koyup videomun devamında görüşürüz inşallah. Ekmek almış gelmiş Serkan. Evet gönlüm zevlerim, ben yine mutfağımdayım. Ben şöyle çorbamı içemedim de oraya koydum. Canım istiyor ama yok açım ama canım istemiyor. Nasıl iş oldu anlamadım canlar. Eşim kaldırmış sofrayı, ben içeri gittim biraz uzandım. Ondan sonra kendime geldikten sonra biraz dinlenince kendime geliyorum, moral oluyor. Ama kafamdan gözümden de belli zaten. Vallahi bu hastalık pek zor. Böyle burun ağrımda yok, kafamda yok sadece. Sırtımın ortasından ve karnımda sanki böyle bir kaya var gibi ağrı var. Takipçilerimden ne zaman olmuş Elmas'cığım doktora başvursam diye. Arkadaşlar yani karnımın değil midemden ağrı. Tavuk, bir tane bir tavuk var, o da yumurtalar yiyor. O yemeden aldım geldiydim. İki tane yumurtlanmış. Aslında benim tavuklar yumurtluyor da fark ettim dünden beri yazık ötüyor yumurtlarım diye, ama bizim arkadaşlar o yiyen tavuk koymuyor yumurtayı. Eğer o tavuk gıdaklandıktan sonra gidip bakarsam yumurtaya yetişiyor, gidip bakmazsan yetişemiyor. Anamın sütlü çorbasından koyuyorum içim diye ama yiyemedim. Elmas bacımız bu aralar bir yere gitmiyor, evinde arkadaşlar. Takipçilerimden de yazanlar oluyor, yorumlarınızda görüyorum canlarım. İşte bizi şeysiz bırakma, 5 dakikada olsa sohbet et. Kendini gösterelim Asçım, hiçbir iş yapmasam da değil. Bu ara iş yapamıyorum canlarım. Benim halimden anlayan takipçilerim vardır. İçeriklerim biraz bana göre diğer içeriklerime bakarak da içeriksiz yani şu an videolarım. Çünkü ben alışkın değilim böyle videolar çekmeye, biliyorsunuz. Benimki hani sabahtan başlayıp akşama kadar dolu dolu bir vlog olur. Saatlerce vloglarım, içeriklerim olur. Üretken bir kadın olduğum için üretirim ama hasta olduğum için insanın ağrı yeri oldu mu canı istemiyor canlar. Yine de sizlerin karşısında gerçekten moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Çünkü ben sizlerle moral buluyorum canlarım. Şöyle sütlü çorbam dursun. Onu birazdan içeceğim. Şu yoğurdumu da yiyeceğim. Asafıma faydası olsun. Karpuz da doğradım ama yememiş Serkan. İbrahim Efe de bir sıra sürmeye gitti. Karpuzun çekirdeğini düşürdüm mü gayır alınmıyor. Şöyle koyayım da onda tavuklara döküm. Allah'tan dün bulaşık makinemi falan boşalttım arkadaşlar. Böyle boş olduğumu hafifle geçiyor diye oluyor. İçini dolduruyorum yani. Çamaşırları koklayacağım. Beyazlarımı attıydım. Onu götürüp sereceğim. Ondan sonra tavuklarına bir yeme atın. Benim de bunu böyle. Televizyonda programlar varmış. Onlara baktım. İnanmış. Oturup da televizyon izlemeye falan baktım yiyordum. Maymun çiçeği diye su çıkmış. Hastalık varmış. Allah'ım şahit bile şifa verir. İnşallah gerçek değildir.
kesene bir şey çıkarıyorlar. Kap maymun çiçirdiler. Kap korona dediler. Kap ne bileyim çiçeğe dediler. Millete her sene bir korku salıyorlar millete. Vallahi. Hayvanı hasılı yiyen onlar, Çinliler. Artık kadar şeye geçiyor. Hastalıklar da gelip bizi buluyor hanım. Dolaba suyu koyuyor. Gelen dayanıyor suya. Yanıyor, dünya yanıyor. Su da dayanıyor. Şöyle. Bunlar da elinde yıkayıp. Çorbamı da boşaltacak da. Tencerelerime ben şey koydum. Bir de sütlü çorba koydum. Bir de öteki çorbadan koydum. Küçük tencereme. Yarın da gel al. Bizim müteahhitin bacısının kınası var. O da akşamış arkadaşlar. Akşam da Ayhan'la Serkan düğündeler. Herhalde ben gidemem ama takısını buradan göndermek istiyor. Halim ağzı dedim. Eğer düğünde olmasa Serkan bizi götürürdü. Annem bile gidecektim. Eğer onunla gitseydi. O da Hasan düğündeymiş. Onunla da gidemiyormuş. Bazen gerçekten bazı şeyler çok istediğimde kısmet olmayınca olmuyor canlar. Gerçekten olmayınca da olmuyor yani. Bu makineyi de kim icat ettiyse Allah bin kere razı olsun. Bunu da her zaman gerçekten söylüyorum canlarım. Bunlar aslında benim canım istiyor ama yiyemiyorum arkadaşlar. Şunu da köpeklere vereceğim. Onu götürüp tavuklara bileyim artık. Köpeklerim de karnını doyurum. Acık. Et var, acık yoğurt var, çorba şişesi var. Şöyle bir tabak şirayla zeytine yeter bu. Hadi gidelim. Serkan arabanın anahtarını bana bıraktı. Gelirken ondan gel dedi. Annemin bidonlarını da hazırladım canlarım. Onu da bir köye gittiğimde götürürüm inşallah. Burada Arzu nenemin hemen torununun düğünü Ayhan'ım çalıyor. Bugün orada Arzu nenem beni fark etmiş olmadığımı İbrahim Efe'ye telefon açtırmış. Annem niye gelmedi? Ben de çok hastayım, yatıyorum dedim. Halim yok dedim ama inşallah akşam gideriz canlar. Şöyle çamaşırlarımı da toplayayım ben. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar ben her işimi kendim yapan bir bayandım. Ama bu sene böyle oldu. Allah böyle emretmiş. Şu 2-3 güne kadar ben kendimi gerçekten çaremli olarak görmüyordum. Her işimi yine kendim yapmaya çalışıyordum. Hatta takipçilerimden yazanlar oluyordu. Elmascığım işte çok çalışıyorsun, yat dinle ne olur diye. İnsanlar ayrı oldu mu gerçekten hani iş yapası olsa bile yapamaz hale geliyor. Bunu iyi anladım canlar.
Ama sonuçta bir evin bir kadınısınız. Sizler de hani ben şöyle söyleyeyim, ben sabahtan akşama kadar işe gidip de çalışıyorum demiyorum bakın. Ben anlamak isteyen zaten anlıyor ama bahane bulmak isteyen de zaten buluyor. Doktor riskli dediği için bu şekilde hani kendimi zorlamak istemiyorum. Kendini tavuk şeylerden kıskanıyor. Şimdi zeytine verim. Bu köpeklerin yemeğinden bile tiksinenler var. Aman yarabbim. Neyinden tiksiniyorsunuz yemeklerin artık? Bizim yediğimiz yemeklerin artan birikimi. Leş değil, bir şey değil. Nasıl da bahaneler arıyorlar bazıları da vallaha. Abo, abo. Zeytinime bak, benim zeytinime. Dur, dur bakalım bir, dur. Dur bakalım bir. Dur, anneye bak. Arkadaşlar, insan zamanla her şeye alışıyormuş. Zeytini ben her zaman karnını doyurduğumda onu sevmeden rahat edemezdim. Hani tapışlardım, başını okşardım. Ama gerçekten insan sağlık problemleri oldu mu her şeye alışıyormuş zamanla. Canlar. Şu şeftaliyi de diyorum aşılatalım diyorum seneye. Nasıl şeftaliyse yazlık şeftali herhalde, cinsi değil. Şu dalımızı aşılatırken şeyi getirelim Hüseyin abi. O şeftaliyi aşılatalım arkadaşlar. Onun hiç düzeni yok. Tavuklar aslında salsam yaysam iyi olur da. Şöyle biraz tavuklara ben yem getireceğim. Buraya da Serkan arabamı zehirlemiş. Şu taraftan koyayım. Oradan göremezsiniz. Azıcık yem attım bunlara da. Şiloş! Ne oldu? Kız ne oldu? Beni korkutuyorsun bak. Ne oldu annem ya? Ne oldu minnoşum? Siz de biraz tavuklarınızı seyredin. Ben de şöyle şu şey alayım. Şurayı şey yırtmış arkadaşlar. Oradan tavuklar çıkmasın. Hadi çıkın siz de yiyin yeminizi. Hadi. Gelin. Geç. Gel. Böyle oynatıyorlar işte beni. Ben var ya oyun oynatıyorlar bunlar. Bakın yumurtlanmışsınız. Bir de yumurta.
Bunlar dün doldurdum arkadaşlar ben. Arkadaşlar, bana takipçilerimden yazanlar olmuş işte Elmas Aksaray'a gidince ne yapacağım diye. Canlarım ben şöyle söyleyeyim, birkaç aydır zaten çocuklarıma hani zorunan işte tavuklarımızı doyurun, köpeklerimizi doyurun demeğine zorunan yaptırıyorum. İçinden gelerek yapmıyor hiç kimse. Bunlar hep benim hobilerimdir, sevdiğim şeyleridir. Şimdi ben böyle olunca çocuklarıma dediğim gibi zorla yaptırıyorum. İşte akşam ben verdim, sabah sen ver. İyi birbirlerine kavga dövüş yaparak da çocuklar biliyor. O yüzden takipçilerinden yazanlar olmuş, ne yapacaksınız Elmascığım Aksaray'a gidince diye. Tavuklarımı satacağım canlarım. Zeytin'de Şilay'da soranlar olmuş. Şilay'da sahibine göndereceğim. Zeytin'i de inşallah iyi bir aileye sahiplendireceğim. Hayvan sevgisi olan. Ona benim gibi bakan. Birini bulabilirsek ona verecek. Mecbur öyle gerekiyor. Çünkü benim bir çocuğum olacak, köpeklerime ya da tavuklarıma deyip de çocuğa da değemem. Az bir şeyden gördünüz zaten, kan verdim, orada da çıktı. Yüksek gelmiş hayvanlarla temasım. O yüzden o şekilde yapacağız. Yalan söylemeye gerek yok. Neyse o. Ben neysem oyum yıllardır. Benim hobilerim olduğu için ben bunları biriktirdim, getirdim, topladım. Satın aldım. Şimdi de olanı biteni söylüyorum sizlere. Ne yapacağımı. Saklı değil, gizli değil. Bunların suyu bitmiş yani. Bakın olmaz bunlara.
Şöyle acıksa zeytin nasıl götürürüz? Bunlar da buradan içiyor. Çok doldurmayın kolay. Daha önce kızarsınız, haklısınız da. Şöyle 1-2 kilo kadar anca dolduruyorum sadece. Çiçeğimiz bulansın. Nececik doldurdum. Ha, zeytin susuz kalmasın yazık. Ben hep bunları vakti saati geldi mi doyururdum. Açtım zeytinin elinden. O da sevgi istiyor, ilgi istiyor. Sev beni diyor. Tavuklarım da tıkım arkadaşlar. Çamaşırlarımı beyazlarını sereceğim. Görüşürüz inşallah. Çamaşırlarımı şurada katlayayım. Canlar. Kırışmada. İbrahim İbrahim'in cibinden var ya ne adı? Bozuk para çıkıyor. Şeyde haberi yok. Çamaşır makinesinin üstüne dolabın içine diye koyuyorum. Hep 5, 10 kendi harçlıkları. Ayhan'la Serkan'ın pantolonunu da hep karıştırıyorum arkadaşlar. Maşallah Ayhan'ım da büyüdü. Babasıyla aynı oldu neredeyse. Hangisi hangisi pantolonu vallahi bilemiyorum. Bazen Ayhan'ın pantolonunu Serkan'ın dolabına koyuyorum. Serkan'ınkini de Ayhan'a koyuyorum. Onu sana herhalde onlar giyerken biliyorlar kendilerinin olup olmadığını. Ayhan Serkan'ın dolabına getiriyor. Serkan da Ayhan'ınkine götürüyor geri. Az bir fark var herhalde. İki beden kadar. Öyle sanıyorum. Çamaşırı toplayıp da koydun mu bu da yığılıp kalıyor. Topladın da katladın mı tasası gidiyor ortadan kalkıyor. Sabahleyin Serkan'ın pantolonunu çıkardım, gömleğini çıkardım, giydirdim iyice az. Ondan sonra saldım. Ayhan'ın da kendi kafasına göre giyiyor zaten nasıl canı isterse. İbrahim'im de orada yine durmamış arkadaşlar abisi. Yanımda otur diyor, gitme, bisiklet sürme diyor. Dün de akşama kadar orada bisiklet sürmüş. Sıdalandırıyor Ayhan da gittiği yerde. Evde durunca da sıkılıyor. İnce ekmeğin başında diyor ki sofranın başında. Bir de diyor Aksaray'dan diyor ev aldım diyor. Ben gitmeyeceğim diyor. Ben onun iyiliği için gitmeye çalışıyorum. Çabalıyorum. İbrahim'im diyorum bir okula gitsin diyorum. Görmediğini görsün hani. Yüzmek istiyor, havuza yazdırım diyorum. Spor istiyor, gidemiyor. Burada arkadaşı gidiyor Hatice ablanın oğlu Hasan'la. Ona emrediyor anne gidiyor ben de gittim diye. Bak ona o imkanı sunuyorum ama hiçbir çocuklar vallahi nankör arkadaşlar. Oğlum diyorum burada ne var? Bir de diyor orayı işittim diyor. Hiç gitmiyor görmüyor. Serkan diyor ki sen bununla diyor yandın diyor. Ben hiç de yanmadım diyor. Mecbur gidecek. Ben aslında hiç evde boş gibi duruyorum da aklım var ya türlü çeşit işler görüyor. Ben elmas bacımız oturmaz, durmaz. Çekip çevirir. Akşama kadar kaç iş görürdü. Ama kafamda yine planlarım var. Şeyleri aldım ya arkadaşlar. Yastık alezleri aldım 12 tane. Onda ilk ayaklama adresine gidiyor işte. Bugün adresimi de değiştirdim. Aksaray'da evimin adresini yazdım. İnşallah artık kargolarım kendi evime gelecek. Kimseye de yük olmaz artık. Sorun çıkmaz. Mesela kaç gündür alezlerim ilk ayaklama orada bunu şey demedim, katlayamadım rüzgardan. Onu da bir gidip getiremedik de, o da bir gelmedi de. Onlarla beraber yastık yüzlerini de yıkayım diye şeyden al dedim ya Aksaray'dan 6 tane. Onlarla beraber yıkayım beyazlarından da. Onun sonra da aşağıda koca bir yastığım var benim gelinlik yastığım. Onu içine ikisini ondan doldururum diyorum misafire. 4 kilo da şey alım arkadaşlar. Elyaf, boncuk elyaf. Onu da yastık doldurup oraya götüreceğim. Elyaf terletiyor diyorlar gayrı. Ondan mı alırım?
Şeyimi alırım. Bunu da şeye koyayım. Çamaşırımı katlarım. İnce bir de beyazlarımı serim. Ondan sonra elmas bacansın. İş yok arkadaşlar. Evimi batıran da yok. Pasak eden de yok. Niye ne pişirdim diyen de yok. Herkes benim halimi de biliyor. Halimden de anlıyor. Yine de ben bu halimle yemeğimi de yapıyorum. Çorbamı da yapıyorum. Ondan sonra salatası varsa salatamı da yapıyorum. Böyle aslında şu domatesi çiğdeceydim. Bak unuttum. Şaklayayım da şöyle tuzlayayım koyayım dediydim. Şimdi onu yapsam mı ki? Daha akşama çok var. Şimdi hava kararmış. Havucucu dıkınca gideceğim ben İbrahim'le birlikte. Domateslerimi yıkayayım da onu şaklayayım. Çiğdim, çamaşırımı serim. Vlogumun devamında görürsünüz. Hızlandırılmış bir şekilde çamaşır sererken. Normalde ben bu sepet falan taşımıyordum arkadaşlar. Ya Ayhan'ım getiriyordu ya da Serkan'ım getiriyordu. Ama onlar olmadığında mecbur bana kalıyor. Ben çamaşırlarımı da serdim. Domatesimi görüyorsunuz. Bunun hepsini götüremem. Küçük bir leğen getireceğim. Azar azar götürüp yıkayıp öyle doğrayayım. Biz kışın domates kuru suyu yok ya. Ondan yapacağım canlar. Bunları şöyle yine bir sudan geçireyim. Aslında pek bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Zaten bu kururken yine tozun toprağın içinde kuruyor. Ama biz bunu biliyorsunuz kaynar suda haşlayıp o şekilde sarıyor canlar. Anam getirmiş, anamla babam sağ olsunlar. Allah dünya durdukça dursunlar. Gerçekten hani bir şeyler veriyorlar diye değil. Onların sevgisi, ilgisi bizi düşünmesi yitiyor. Hani bir gelmeleri, bir oturup çay içmemiz bile çok güzel bir nimet. Bunu götürüp lavaboya dökün gelin canlar. Dündü herhalde gördüğüm yorumda. Duygu muydu bilmiyorum. Duygu muydu herhalde. Elmascığım geçen seneki içeriklerin dolu doluydu. Kış hazırlıklarını yapıyordum diye. Aynen işte her sene her seneyi tutmuyor. Zaten Duygu'm bu sene eğer bu şekilde olmasaydım yine kış hazırlığı yapmayacaktım canım. Çünkü salçam var, toz biberim var. Kendimi yormayacaktım yani bu sene hep. Yine bahçeyi tamamen ekmeyecektim. Yine de duramaz mıydım ki acaba? Bilmiyorum. Yine de bak kararsızım. Ama şey falan yapmayacaktım. Hani kahvaltılık sos olsun. İşte bu biber doğraması olsun. Çünkü yemiyorlar. Dolabı bekliyor. Daha dolapta nereden biber doğraması var.
Anamın kuvası da boşalsın, onu da patlaklarıyla birlikte götürüm. Gayrı bir köye gidersek. Ayhan birkaç gün dolu düğünü var. Serkan da onun yanına gidiyor. Arkadaşlar şöyle irileri alın. Çünkü ufakların doldurması iyi olmuyor. Geçen sene onu da denedim, gördüm. Ufakları zaten küçük ya, kuruyunca da iyice küçük kalıyor. Sarmaya yer kalmıyor. Onları da günlük kullanalım. Günlük hayatımızda. Ama biz şöyle o yemek yediğimsini var ya, onlar bir olsa yeter. Sabahına domates biber öldürmesi yaptım. Ayhan'ım diyor ki anne diyor, aynı eskilerin tadı gibi olmuş. Bak ince tutturmuşsun diyor. Aslında benimle alakası yok arkadaşlar. İşte Ayhan'a bunu anlatamıyorum. O neyle alakalı? Eski domatesler, biberlerin tadı yok. Şöyle bunu iki şeyi götürsem yeter. Hadi gidelim mutfağımıza. Diğerini de canlar şey yapalım. Onu günlük şey de kullanalım. Menemen yaparken ya da başka bir şey yaparken kullanalım. Şöyle kameramızı ayarlayalım. Lambamızı yakalım. Gayrı akşam oldu. Güneş batıyor. Şöyle çorbamı ben alayım şuna. Onu da biraz da tencereme döküm. Düdüklüğümü de ıslatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları ben götüremem. Ben burada açıp Ayhan veya Serkan geldiğinde onlara götürüyorum. Tuzunu attım. Eşkime inşallah daha hemen. Acayip domatesmiş var ya. Tam şeyliymiş. Unutmalı. Şöyle yine de ben görüyorsunuz buradan geçiriyorum. Çamurlu neyim olmasın diye. Zaten çamuru yokmuş. Temizmiş. Şimdi de getirim. Sizi de şöyle biraz yaklaştırın mı? Uzak mı kaldınız canlar? Elmas bacınıza uzak kalmayın. Hep birlikte çalışalım bari diyorum. Sevgili takipçilerim, bu aralar herhalde birkaç gün böyle içeriklerim bu şekilde olur. İnşallah sizin için bir problem olmaz. Normalde ben arkadaşlar video paylaşmayayım diyorum ama gördüğümüz o kadar takipçilerim bana yorum yazdı ki Elmascığım bizi sensiz bırakma. YouTube'u açmayacağımız istemiyor senin videoların olmayınca diyen takipçilerimiz var. Ben normalde şöyle açıp arkadaşlar bu biraz çürümüş tavuklar attım diyecektim ya işte buradaymış tabağı. Üstünü alma. Arkadaşlar ben bu geçen sene değil ondan önceki sene domates kuruttuydum. Beni izleyen takipçilerim bilir. Buzdolabında muhafaza ediyorum. Poşetleyip koydum. İşte dolmalık biberimi ikisini. Bir sene aşağıya koydum. Kelebeklendirdim. Beceremedim canlar. Bu sene dedim iki seferdir dolapta muhafaza ediyorum. İsraf olmasın diye. Bu şekilde domateslerimi de açtım. Anneme de dedim zaten. Hani çok olmasa da bir tepsisini olsa yeter dedim. O da yazık motorundan getirmiş. Babam diyor gelirken anam tişörtümü neyim yırtacağını diyor. Hem motordan tutunmuş hem bana çorbalar çeşit çorba getirmiş. Ondan sonra hem bana soğan getirmiş. Soğan neyim var babacığım niye kendine yük ettin diyorum da. Babam diyor ya senin soğanın bizimki gibi mi diyor. Babam patates toplarken de pek yarışır bizine. İddialaşırız biz. Babamla arkadaş gibiyiz arkadaşlar. Hani hiç onu evimizin reisi ama direği toplayanı annemden sohbet ederken de daha şey gelir yani. Değerimiz varsa babama söylerik. Çekinmezdik biz. Şura kelebeklenmiş. Arkadaşlar domatesin kelebeğini bilir misiniz? Aslında o kurt da adını kelebek koymuşlar. Bildiğin kurt. İçinden kurt çıkıyor. Benim bir sene domatesim tarlada kaldıydı.
Takipçilerimiz gördüydü, hatta ben toplayıp tavuklarıma attıydım. Bu kurttan elini alamadım ben. O sene ben çok koyun çiğsi kupresi verdiydim. O mu itti, ne itti bilmiyorum. Domateslerim hep kelebeklendiydi. Kendine bakıyordum, iri iriydi. İçini açıyordum, hep kurdudu. İnsanın madası da almıyor, biliyor musunuz öyle kurdu olunca? Bunlar var ya, vallahi tam benim istediğim gibiymiş. Böyle ebem dedem domatesi, bu kuruyunca küçülmüyor arkadaşlar. Zaten küçük küçük kalıyor. Bunu suya soktun, haşladın mı geri aynı bu şeklini alıyor. Ondan sonra bunu sarması da kolay oluyor. Yaprağından güzel olur. İnşallah şöyle kendimi biraz toparlayayım. Bir de yaprak sarsam şöyle 5-6 pakete koysam, doğuma hazırlasam. Dolmayı doldurdum, koydum. Bir de yaprak sarsam 5-6 biter bana. Annem yazık, bir daha geldim elmasım itken gelelim diyor. Senin için hazırla diyor, yaprağını çıkar diyor. Beraber saralım diyor. Anam her şeylere yetişen anam. Hepimiz ayrı ayrı yetişmeye çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Kesiyorum arkadaşlar. Koparıyorum. Bıçağı elime neyim çalarım. Şeyi kesmez. Domates ama adamın elini keser. Bir solukta vur. Şora. Eğer annem bilmeseydi arkadaşlar ben pazardan alacaktım. Zaten annemin emeğini de verdim. Ben onların asla hakkını yemem. Annem istemem dedi ama zoruna verdim canlarım. Onlar da ne hallı. Ekiyor, dikiyor, kaldırıyor, sulayıyor. Ben de onların asla hakkını yemem. Kıyamam da zaten. Elmasım sen de zamanında çok şey ettik. Hani o ne şekil lafımış dedi ama ben kıyamam canlar. Hiç kimsenin emeğini yemeye kıyamam. Benim emeklerim ilde kalsın. İlin emeği bana geçmesin. Ben kendi emeklerimi yeri geldi herkese verdim de, Allah verdim dirittirmesin ama ilinki bana geçmesin. Şunu da şunu açın bari canlar. Arkadaşlar iyice hava kararmadan ben şöyle domatesimi bu şekilde, bunu da aynı şekilde açın. Artık videomu sonlandırayım canlarım. Saat 8'e geliyor. Kanalımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Elmas bacımıza destek amaçlı beni birkaç gün idare edin canlarım. Şöyle tuzunu da atın. Elim yaşıttı ya. Tamam. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Elmasın hayatında kalın. İnşallah Allah'tan bir mani olmasa yarın yine sizlerleyim canlarım. Sevgiyle kalın. Domateslerimize beğeni yapmayı unutmayın. Sizler de yaparsanız bu şekilde yapın canlar. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kapanışımı yap dedim ama o şeyleri birer birer götürürsem birer birer de çıkardım diye düşündüm. Yine duramadı elmas bacınız. Şöyle masama çıkardım. Domateslerim bu şekilde oldu. Anamın babamın ellerine sağlık. Benim de elime sağlık.